Bir etkinliğe hazır mısın benimle? Kapıyı kapat, rüzgar gelmesin. O FIFA oynuyor. Evet, o şu an FIFA oynuyor babasıyla. Hazırsan başlıyoruz. Otur bakalım şöyle. Ben de karşına oturayım. Ne yapıyorsun ya? Ha. Dedim böyle birden yapınca takla falan mı atacak acaba? Şimdi Rüya ne yapacağız biliyor musun? Seninle günleri sayacağız. Çok kolay. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar. Otur. Günler böyle. Ben de biliyorum bunu. Bildiğini de biliyorum. Şimdi bunu birazcık zorlaştıracağım. Hazır mısın? Otur. Çök. Şimdi bütün haftanın günlerini... önce kolaydan başlıyorum. A ile söyleyeceksin. Yani bir sen bir ben. Ben sana harf veriyorum. Kasa. Evet. Ay, evet. Bana oluyor. Pazar, tasa. Sala. Evet. Çarşamba. Bunda bir değişiklik yok ama. Çarşamba. Ama sen de çarşamba diye bir sesini kalınlaştırabilirsin. Çarşamba. Porşombo. Evet. Cama. Evet. Cumartasa. Evet. Pazar. Evet. Şimdi sen bana harf veriyorsun. Ben deneyeceğim. Şimdi sana öyle bir harf ver. Z. Z olmaz. Ünlü bir harf vereceksin. Ünlü. Ünlü. Aynen. A, E, I, İ. Yıldız Süre gibi. Ya hayır ya. Bu espri yaptığına inanamıyorum. Anne, Çinler parmağını neden kullanmıyor? Çinler parmağı kullanmıyorlar mı? Bilmiyorum. Neden? Ay Rüya, şu an utan yaptım. Arkadaşlar siz eğer Rüya'nın ismini biliyorsanız videoyu durdurun ve aşağıya yazın. Tamam, devam ediyoruz. Hadi bana harf ver. E olabilir, İ olabilir, O, Ö, U, Ü. Tamam, o zaman seni zor bir yerden bulacağım. Bekliyorum. Hangi harf buldun mu? Ö. Allah, çok zor gerçekten. Pözörtösü. Sölü diye gülüyorum. Çarşamba, perşembe, cömü, cömörtesi, pözür. Evet, ben sana veriyorum. İyi. İyi. Pizirtisi. Pizirtisi, sili, sili, çirşimbi, pişimi, cimi, cimtisi. Pizir. Böyle bir. Evet, yeni harf alayım. Bu arada arkadaşlar, siz de arkadaşlarınızla veya ebeveynlerinizle, anne babanızla bunu çok kolay oynayın. Pozortoso, solo, solo, çoşombo. Sesimi niye kalınlaştırıyorum onu bilmiyorum. Çorşombo, porşombo, jomo, jomortoso. Birazdan ay yoga çıkacak. Hop 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 hop. Pozor. Evet, ben sana veriyorum. E. Hazır mısın? Pizertesi. Sele. Sele, 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 sele. Ceme. Cemetese. Peze. Peze. Peze ne ya? Pezereye giydi. Şimdi anne, bu sefer ben değiştiriyorum. Ne yapıyorsun? Bir harf vereceğiz ve o şarkıyla bir şarkının ana sözlerini söyleyeceğiz. Atıyorum bilmem ni gibi. Ya da antidepresan gibi. Nasıl yapacağız, anlamadım ben. Yani antidepresanı o ile söyleyeceksin. Ontotopop. Ne yapacağım sen? Ontodoprosom olmuyor mu Karo? Tamam, ona iyi veririm ben. Bu. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Ezbere bil... Şarkı olur aslında da zorlar bizi ya. Bence şarkı... Deneriz ya, komik de. Gotmo bordo. Hayır, şarkı olmuyor, çok kötü. Antidepresan geçelim, bilmem got mi? Gotmo bordo. İyi bom, de söyleyeceğim. Bom. Bilmem mi? O zaten öyle ya. Hayır. Sanki. Bilmem mi öyle söyle. Bol mo mo. O. Bol mo mo. O. Hayatımda bu kadar rahat Allah bir dişçi koltuğu daha görmedim. Yat oğlum. Evet, çok rahat. Hadi yat bakalım. Dişçi gelir. Annem zıplama. Zipline mi bu? Niye zıplıyorsun? Sen oturabilir misiniz? Rüzgar, gördün mü? Doktor abla kızacaktı neredeyse. Hadi otur. Arkana doğru yatsan istersen, ağzını da aç ve dişçi ablayı bekleyelim. Önce çürükleri bir kontrol edelim. Şimdi ısınma.
Acaba aa, çürük var, var mı düzgarın? Düzgarın dedim ya, rüzgarın ağzında. Biraz çürüğümüz var. Gerçekten mi? Evet. Eyvah. Rüzgar duydun mu? Çürük dişim varmış bir tane. Evet, sen dişlerine dikkat etmiyor musun? Yeterince güzel fırçalamıyor musun? Seriloz vereceğiz. Vereceğiz. Seriloz mu? Allah çok karıştı ortalık. Dolgu yapsaydık ya. Dolgu yapacağım. Tamam. Ama önce bir bakalım. Oğlum nereye? Allah dolgu deyince dişçiden kaçmaya başladı rüzgar. Annem burada görünmediğini mi sanıyorsun acaba? Gel buraya. Rüzgar buraya gel. Eyvah dişçem siz bekleyin ben onu getireceğim. Bekleyin. Rüzgar eğer dişindeki çürük büyür kocaman olursa dişin komple gider, vedalaşırsın dişinle. Yoksa dolgu yaptırırsan dişlerine ne kadar en azından küçük bir yeriyle vedalaşmış olursun. Ne diyorsun? Etkili bir konuşma oldu galiba. Aa, alabilir miyim acaba? Ben bunu ne... Ay! Ay! Dişli örümceğin ne işi var? Örümcek alabilir miyim? Ay tabii. Bu dişi çok değişik. Örümcek besleyen bir dişi Rüzgar. Ben vazgeçtim. Rüya mı? Lia. Lia mı örümceğinizin adı? Evet. Rüzgar kalk. Rüzgar kalk. Hiç hijyen değil. Az önce... Hayır kaç. Hanımefendi siz nasıl bir diş hekimisiniz? Az önce ya, elinizde diş. Oyuncak. He tamam ben gerçek örümcek sandım. Ay tüh pardon. Hemen geri çağırıyorum. Rüzgar gerçek değilmiş annem. Yürü beni de galeyana getirdin yürü. Evet Rüzgar hadi otur bakalım. Son defa geldik. Benim. Rüzgar. Ama bak seninle bir şey konuşalım. Eğer ben sana bakmazsam. Bak Rüzgar mesela bunu senden önce buraya gelen hastalardan birisi çürüğünü dişindeyken bazen eğer dişlerimizi güzel fırçalarsak hiçbir problem yaşamayız. Ama eğer dişimizi güzel fırçalamazsak ne olur dişimiz çürür. Çürürse de dolgu yaptırmak zorundayız. Ama eğer dolguyu da yaptırmazsak ne olur? O zaman dişimizi çekmek zorunda kalır. Küçük bir iğne Rüzgar'cığım korkma. Allah ne kadar da cesursun Rüzgar. Aferin sana iğneden hiç korkmadın. Peki sen daha önce iğne yaptırmış mıydın? Anne gerçek değil bu. Başka bir şanda bulunmuş. Peki sen gerçekten iğne yaptırdın mı daha önce? Evet yaptım. Hayır iğne yaptırmadın hiç sen ama serum taktırdın. Hayır serum da o anneciğim iğne değil. Rüya sen hiç iğne yaptırdın mı? Evet Rüya sen iğne de yaptırdın serumla. Arkadaşlar siz daha önce hiç iğne yaptırdınız mı? Daha önce iğne yaptıranlar yorumlara yazsınlar. Hallettik mi? Hallettik. Dolgumuz da bitti mi? Oo süper. Çok kolay oldu. Son bir bakış atmak istiyorum. Son bir bakış attın mı? Çok güzel. Dişçi koltuğuna bile yatırmadan yapan dişçi de çak anneciğim bitti işimiz. Hadi bakalım. Geçmiş olsun Rüzgar. Ay korktum. Neymiş? Ay bize mi bu? Bu tatlı bir ki tatlı ama acı duymuyor değil mi? Hayır bu Lia. Sizi tanıştırdım. Lia. Merhaba Lia nasılsın? Allah'ım nasıl bir hastalık bu? Baş ağrısından başına ne denir buna bir şey bağlamış derler. Neydi unuttum. İyi misin peki şu anda birazcık da? Yok ya onun başka bir adı var. Keçik mi ne öyle bir şey diyorlar. Ben bilmiyorum tam olarak. Başım çok ağrıyor gözlerimle kapatacağım. Şöyle yapalım o zaman. Köle bir oynarız belki. Doktor nerede? Doktor nerede kaldı acaba? Hoş geldin. Neyini var acaba? Şimdi doktor bey, Rüya'nın boğazları ağrıyor. Ondan sonra acaba başı ağrıyor, eli ağrıyor, beli ağrıyor. Orası burası her yeri. Bir muayene edin bence siz. Siz genel bir muayene yapın. Onu da kontrol edeceğim. Çürük var mı? Onu kontrol edeceğim. Dil çubuğu lazım galiba. Benim bu çubuğu hiç kendim alabilirim. Evet aç anneciğim ağzını. Kocaman aç. Kocaman.
Ya yapar. Ağzını açman lazım. Hah, açtı doktor bey. Siz de dikkat edin doktor bey, ağzını aç. Boğazına kadar sokmayın ama midesi bulanır, tamam mı? Çok yavaş. Hatta şu dişlerini çürüklerine bakacağım. Diş çürüklerine mi? Boğazı ağrıyor dedik. Diş çürüğüyle bir alakası mı var sizce? Onun bir çürüğü var. Çürüğü mü var? Çürükle ilgili bir sıkıntı yok. Çürükle ilgili bir problemim yok ki benim. Dişim de ağrımıyor. Benim sadece boğazım ağrıyor. Bak, tertemiz dişi. Ama bir tane çürük gördüm. Tamam doktor bey, eminim görmüşsünüzdür. Şu anda doktor bey... Doktora gitti, gördün mü? Sorun. Çok doğru bir... Daha dişini böyle kontrol edeceğim. Rüya doktor geldi. Doktor bey, Allah o ne? Sadece bunu böyle yapacağım. Ateşini ölçecek bu. Ateş ölçer o yani. Tamam, peki ölçelim o zaman. Rüya uyudun mu? Kalk. Evet, ölçelim ateşini doktor bey. Böyle vurunca mı ölçülüyor hafif? Dedirmek mi lazım? Ben şöyle biliyorum ama şöyle tutuyorsun. Şöyle pık yapıyorsun. Bak, hayır, ölçtü 36. Kendi alnınıza da koyunca ölçülüyor öyle mi? Kaç sizce? Ateşi kaç çıktı? 3, 1, 6, 5. 3, 1, 6 ama sıralamada 3, 1, 6, bir hata var. 3, 1, 6. 36.1 ama 3, 1, 6. Aşağı takmamız lazım. Serum. Sodyum bağını geçecek. Hadi bakalım, serum zamanı. Rüya ne diyor, bu serum diyor. Ne yapacağız? Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ben ne düşünüyorum? Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Hey. Yavrum, serum takılacak diye halaya kalkan ilk insan sen olabilirsin. Bir şey soracağım, bizim evde serum var mıydı ki Rüzgar böyle bir heves geldi? Allah, serum da gelmiş doktor. Evet, nasıl yapacağız şimdi serumu? Peki iğne falan yoksa eğer, bu serumu damardan değil. Serumu damardan değil, ağızdan alman gerek. Nasıl yapacağız? Nasıl? Ağızdan sıraları geçeceğiz. Ağızdan. Açacağız. Tabii içeyim ben bunu. Annem, izotonik su ya, tuzlu su bildiğin, emin misin içeceğine? Haydi bakalım, gel. Yat hasta. Hasta yatsın. Şöyle yapsak bütün vücudum faydalanır diye düşün. Öyle diyelim. Nasıl? Çok saçma oldum. Nasıl yapacağız? Ağzımızı böyle. Sokmayın ağzımıza. Bence şöyle yapalım. Bir dakika, aklıma süper bir fikir geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bu soluk. Şöyle bak, gel. Mazlumdan uzat. Uzat kolunu. Kolunu uzat. Evet, bak şöyle yapalım. Psst, buradan bütün şeyler gitti. Allah biliyor. Tövbe de anneciğim, Allah korusun. Allah, bu arada arkadaşlar biz bu ben doktora değdim, doktora da yatmıştım. Evet. Biliyorsunuz. Eğer şuradan tutar yaparsanız. Arkadaşlar, sizin evinizde Başak abla serum ne arıyor diye soracak olursanız, bu gördüğünüz gibi izotonik su. Yani bu serum fizyolojik dediğimiz şey, yani burun tıkanıklarını gideren bir şey. Yumuşak. Biz ihtiyacımız olduğunda eskiden küçük küçük alıyorduk. Baktık ki çözüm olmuyor artık. İki tane evimizde. Hatta ben de bazen kullanıyorum. O yüzden bir tane büyük aldık. Buradan kullanıyoruz. Doktorluk bitmez annem. Hiç de bitmesin inşallah. Hep doktorlarımız var olsun. Allah'ım, muzlu su varmış. Çikolatalı su varmış. Bugüne kadar Rüya ve Rüzgar nasıl yemedi ya puding? Ben ev yapım puding yapıyorum hep. Ama böyle paket pudingi çalmadık. Dur götüreyim bakalım. Bizimkiler bir tadına baksın. Bakalım ne düşünecekler. Rüya, Rüzgar, neredesiniz? Size efsane bir şey getiriyorum. Hazır mısınız? Gel. Tatlı mı tatlı, ballı mı ballı? Gelin bakalım. Hemen masaya oturun. Ay bir dakika, böyle olmadı, vazgeçtim. Farklı tatlar deneyeceğiz şimdi, oturun. Geliyorum hemen. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Ne alırsın? Çikolatalı ve muzlu puding. Hemen getiriyorum efendim. Bir dakika, yazayım önce şuraya bir saniye. Evet, buraya yazdım. Çikolatalı bir tane, muzlu bir tane. Birer tane mi getireyim? Dört tane. Ha. İki tane. Siz muzlu istiyorsunuz. Tamam, iki tane çikolatalı, iki tane de muzlu. Totalde dört tane puding getiriyorum. Doğru mudur? Evet. Getireyim bakalım. Önce servislerinizi açalım. Tabii, buyurun. Şuraya bir tane taşı da koyalım.
Şuraya da bir tane peçete, bir tane de kaşık. Tamamdır. Şimdi gideyim pudingleri getireyim. Evet efendim, muzlu kimin de acaba? Buyurun. Şu şekilde kaşığınızı sokun ve kaşığınızı çıkartıp yavaşça yiyebilirsiniz. Bakalım yorumunuz ne oldu? Benim durun. Allah yedi hemen. Evet, yorumunuzu alayım. Birazcık batırarak yediniz ama olsun. Nasıl sizce beyefendi, beğendiniz mi? Oy oy oy. Bir insan şöyle beğenir mi? Oy oy. Hemen getiriyorum sizin çikolatalı kakaolu pudinginize. Evet, buyurun efendim. Bu da sizin pudinginiz. Siz de yiyin bakalım. Sizden nasıl bir ses çıkacak? Oy mi, oy mi? Evet. Keşke saçlarınızı toplasaydınız yemeden önce tam. Siz ellerinize krem mi sürdünüz beyefendi? Şuradan. Puding mi? Evet, yorumunuz. Mükemmel. Gerçekten mi? Biz 4 tane istemiştik. Tamam, 2 tane daha getiriyorum hemen. Peki bir şey soracağım. Gerçekten beğendiniz mi? Evet. Allah, üstüne damladı rüzgar. Evet. Bir şey soracağım. Sana istersen bir tabağa dökeyim daha. İster misin? Olur. Tamam, hemen tabak getiriyorum. Evet, tabak. Bir saniye. Şöyle bir rüzgarınkini dökeyim önce. Evet. Kalanı ben sıyırabilirim rüzgar ya bu arada. Evet Rüya, sen de dök. Ay, ne kadar güzel görünüyor. Karıştırın. Karıştır. Hadi bir de buradan ya bakalım nasıl lezzetli miymiş. Kastik. Arkadaşlar bu arada bu pudingleri ben hazır aldım. Siz hiç hazır puding alıp yediniz mi? Yorumlarda yazın. İşte böyle markalarım var kutularda. Bu arada ev yapımı puding en sağlıklı olanı. Ben genelde ev yapımı yapıyordum ama ev yapımında ben hep kakao kullanıyordum. Çünkü kolayıma geliyordu. O yüzden galiba Rüya kakao oluyor daha şey alışkın. Ne oldu? Yok, kakao. Eli neden yapış? Neden peki sence? O da benimkinden aldı. Alacak tabii. Sen de onunkinden alacaksın. Nasıl? Muzlu çikolata. Valla. Hadi Rüzgar, eline kadar gel. Ama çikolatanız güzeldi. Bir dakika, ben de bir tadına bakacağım. Bence çok güzel muzlu. Bir de buna bakayım. Gerçekten. Bu bunun üstünde eğilir. Diz çeker, özür dilerim. O kadar diyorsun. Diz çeker, özür dilerim. Evet, gerçekten ben de kakaoluyu daha çok sevdim. Mesela çilekli var. Bir dahaki sefere çilekli alayım mı? İster misiniz? Evet. Rüzgar, çilekli de alalım mı bir dahaki sefere anneciğim? Evet. Evet. Puding sevenleri yorumlarda görelim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Evet dedi ya, demedi mi evet? Yemedim. Ye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.